Evet, uzun ve detaylı bir çalışma sürecinin ardından işte geldik buradayız. Çok heyecanlıyız ve şimdi ilk stüdyo konuğumuzu Apara Yayın koordinatörü Özlem Doğaner. Özlem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese hoş bulduk diyelim aslında. Çok heyecanlıyız. Senin de az önce açılışta söylediğin gibi Turkuaz Medya Merkezi belki de dünyanın en büyük medya yatırımlarından birisi burası. Dünyada pek çok stüdyo gördüm, pek çok medya merkezi gördüm ama herhalde en büyükleriyle yarışır durumda. Belki de en büyüğü bile olabilir. Avrupa'nın en büyüğü olduğu kesin. Çok heyecanlıyız. Gerçekten teknolojinin en son halini görüyoruz burada. Hemen hemen her yerde. Stüdyomuz da öyle. Oldukça teknolojik bir stüdyomuz var. Tabii şu anda 50 bin metrekare üzerine 160 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini söyleyelim. Yani oldukça büyük bir merkezden bahsediyoruz. Burada hem TV bloğu var hem plaza bloğu var. 9 TV kanalı ve 4 karasal 10 dijital radyo kanalını kapsıyor. 17 stüdyo var. 9 bin metrekare alan üzerine kurulu ki bunların içinde 1500 metrekare alana kadar çıkan 12 metre yüksekliğinde olan büyük stüdyolar da var. Yani tam bir medya merkezi burası ve belki de pek çok dünyadaki pek çok medya okuluna, üniversitelere konu olabilecek büyüklükte bir merkez olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda elbette burası bir anlamda da Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı gösteren çok önemli merkezlerden birisi. Hep dev inşaatlardan bahsediyoruz, dev projelerden bahsediyoruz. Burası da medyanın mega projesi aslında. O yüzden burayı gelip görenler belki öğrenciler için de çok ilham verici bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Tabii çok çaba sarf edildi, çok uğraşıldı. Akıllı bina dedik. Sesten ışığa kadar her şeyin akıllı olduğunu söyleyebiliriz. Yine ofis bloklarında da her şeyin akıllı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta içinde çalışanlar olarak bu kadar akıllı binaya alışık olmadığımızı da söyleyebiliriz. Dışarıdaki pek çok insan da eminim bu kadar akıllı haline alışmamıştır teknolojinin. Biz de yavaş yavaş alışacağız. Ama izleyicilerimize yeni dönemde çok daha güzel, çok daha farklı bir şekilde içeriğimiz zaten dopdoluydu ama bunu çok daha iyi bir şekilde yansıtma şansımız olacak. Hemen hemen her alanda, her sektörün kendine ait hissettiği programlarımız olacak. Piyasaların nabzını daha yakından tutma şansımız olacak. Kadromuzu da yeniledik biliyorsun. Daha doğrusu güçlendirdik diyelim. İyi, yetenekli, genç bir ekibimiz var. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız da var. Bunları harmanlamış olduk ve aslında ikinci yaşımızda ki 17 Eylül'de ikinci yaşımızı kutlamıştık. İkinci yaşımızda tekrar yenilendik diyebiliriz. O yüzden çok heyecanlıyız gerçekten. Ben de konuşmakta biraz zorluk çekiyorum açıkça söyleyeyim. Gerçekten evet heyecanlı bir dönem ve dediğiniz yani dikkat çektiğiniz noktalarda hani Türkiye ekonomisinin geldiği nokta dediniz. Bence o çok değerli, çok önemli. Böyle bir yatırımın hani burada yapılmış olması ve tabii hani bunun bir parçası olmak hepimiz için gerçekten çok değerli. Evet çok değerli. Aslında bu değeri bize kazandıranlara da bir teşekkür etmek lazım. Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak patronumuz şu anda belki de işte az önce dediğim gibi dünyanın en önemli yatırımlarından birisini yapmış durumda vizyonuyla. Elbette Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen'e de teşekkür etmek lazım. Çünkü bize bu konuda liderlik yaptı, referans oldu pek çok konuda. Yine gece gündüz demeden çalışan gerçekten şu anda hani biz buradayız ama içeride uykusuz yüzlerce arkadaşım var. Onlara da teşekkür etmek lazım. Özellikle hani hep mesela İstanbul Havalimanı'nda söyledik bunu büyük göç diye. Gerçekten bizim de yaklaşık 5 kanalımız büyük göçle bir gecede buraya geldi. Teknik Grup Başkanımız Yavuz Nart'a, Selami Şahin'e, Mustafa Yavuz'a, Kerim Kebapçı'ya ve tüm aslında hem rejideki arkadaşlarıma hem kamera arkasındaki arkadaşlarıma tüm teknik ekibe teşekkür etmek lazım. Yine az önce mimarisini anlattık buranın tasarımda ve buranın organizasyonunda Ersin Tunçay'a ve Murat Aktaş'a teşekkür etmek lazım. Onların da çok büyük emekleri var. Yine dekordaki arkadaşlarımız Ferhat Gültekin ve diğer dekorcu arkadaşlarımız hepsinin gece gündüz demeden buradaki bütün testlerimizde çok büyük çabaları var. Elbette Apara'nın tüm ekibi burası için hazır ve çok çalıştı. Ama özellikle arka planda şef yönetmenimiz Banu Çakıroğlu'na, şef editörümüz Ecehan Demirboğa'ya özellikle teşekkür etmek isterim. Çünkü
Belki de 3-4 haftadır geceleri gündüzleri burada geçti. Tabii ismini sayamadığım pek çok isim vardır mutlaka. Ama hepsi yüreğimizde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Gerçekten Türkiye'nin en büyük medya yatırımına imza atmış oldular. Umarım çok daha güzel haberlerle, çok daha ekonominin çok daha iyi geldiği yerlerle, güzel haberlerle izleyicilerimizi buluşturma şansımız da olur. Hem Türkiye açısından hem de dünya açısından. Ama bir kez daha söyleyelim, ekonominin kanalı burası. O yüzden ekonomide ne varsa izleyicilerimiz burada bulabilecekler. Elbette daha ekonomiden bütün hafta boyunca o rakamlardan yorulanlar da hafta sonu eğlencenin kanalı olarak yine A-Para'yı filmleriyle, müzikleriyle bulabilirler. Evet. Ama bundan sonraki dönemde daha güçlü, daha hızlı bir şekilde karşılarında olacağımızı söyleyelim. Evet, bir de son olarak hani yeni bir döneme başlıyoruz şu anda. Yeni yayın döneminde yeni isimler kattık dediniz, kadromuzu güçlendirdik dediniz. Yeni programlar hani neler olabilir, izleyicilerimize burada neleri müjdeleyebiliriz? Evet, aslında her şeyi ekonominin iyisinden iyisine diyeyim. Her konuda bilgi sahibi olabilecekleri farklı programlar olacak. Hem sermaye piyasaları açısından en derinlerine kadar işleyeceğimiz konular olduğu gibi aynı zamanda da gayrimenkulden teknolojiye, otomotivden alışverişe, perakende her konuya dair programlarımız var. Ve bu programlarımızda da aslında hemen hemen her sektörün en önemli isimlerini burada bulma şansı, görme şansı olacak izleyicilerimizin. Tabii teknolojik olarak da aslında başka sürprizlerimiz de olacak. Biz bugün başladık ama yenilikler geliyor. Dünyanın en önemli, belki de ilk kez uygulanacağı teknolojik gelişmeler de bu stüdyonun içinde olacak. Onları da yavaş yavaş izleyicilerimize gösterme şansımız olacak. Sürprizlerle devam edeceğiz diyelim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Heyecanımızı paylaşmak istedik izleyicilerimizle. Umarım bundan sonraki günlerde de biz de heyecanlı haberler vererek izleyicilerimizi mutlu etme şansımız olur. Evet, A-Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner, çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimize evet, şimdi de yeni haftaya başlarken bakalım veriler bize neyi gösteriyor? Son rakamlar nasıl? Öncelikle dolar TL diyeceğiz ve dolar TL'de yeni haftada 7.66 seviyesi karşımıza çıkıyor. Kurda aslında şu anda %0.1'lik yatay yukarı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Ve son 24 saatlik duruma baktığımız zaman dipte 7.65 seviyesi gözlemlenirken orada 7.85'e kadar bir yükseliş oldu aslında. Şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. %0.14'lük yukarı yönlü hareketi gözlemliyoruz. Ve geçelim şimdi Euro TL yeni haftaya nasıl başladı? %0.12'lik burada da yine yatay bir yükselişle güne başlandığını görmek mümkün oluyor. 8.93 seviyesi karşımıza çıkıyor şu saatler itibariyle. Ve devam edelim. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman aslında son dönemde biraz doların tüm para birimleri karşısında değerlendiği bir tabloyu gözlemlemiştik. Şu anda 1.16.36 ile aslında 1.19'lardan buraya kadar gelen bir tabloyla birlikte 1.16'larda yatay hareketler devam ediyor. Bu hafta içine baktığımız zaman aslında cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi biraz daha aslında belirleyici olacak gibi duruyor içeride ve dışarıda piyasaların yönü açısından ve tabii ki doların da seyri açısından burada gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve bakalım devam edelim şimdi sterlin dolar dediğimiz zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. 1.27'ler telaffuz ediliyor bu tarafa baktığımızda da %0.21'lik yukarı yönlü bir hareket var. Tabii sterlin dediğimiz zaman hem Brexit'e dair gelişmeler hem de bir yandan koronavirüsle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Hafta sonu Londra'nın merkezi protestolara sahne oldu. Binlerce kişi sokaklara döküldü ve hükümetin yeni aldığı kısıtlamaları biraz da eleştirel bir yaklaşımla maskesiz şekilde protesto etti. Bakalım oradaki gelişmeler ne olacak, yakından izliyoruz. Peki borsada biz kapanışı nasıl gerçekleştirmiştik? Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 1.124 seviyesiyle haftayı tamamlamıştık. %0.41'lik yukarı yönlü bir hareket vardı. Ve burada aslında önemli olan iç piyasalar için Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde, politika faizinde 200 bas puanlık bir yükselişe, bir artırma gitmişti. Ve bundan sonra
TL varlıklara biraz daha olumlu yansımasını görmüştük ve borsada aslında küresel çapta biraz oynaklık devam ederken iyi bir performansla haftayı tamamlamıştı ve 1124 seviyesine kadar yükselmişti. Ve şimdi biraz da borsanın aslında alt sektörlerine şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksi son dönemde biraz da aslında perşembe ve cuma günü itibarıyla biraz daha alımların gerçekleştiğini gördük bankacılık tarafında. Ve burada neredeyse %1'e varan bir yükselişle haftayı kapatmış gibi duruyor. 1152 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşti bankacılık hisselerinde. Peki sınai endekste nasıl bir performans vardı? %0.31 ile aslında bankacılığın son dönemde biraz daha olumlu olduğundan bahsediliyor. Bankacılığa olan talepten bahsediliyor ve dolayısıyla işte orada sınai endeksin cuma günkü kapanış itibariyle borsadaki bankacılık endekslerinin gerisinde kaldığını ama yine de yükselişe katkıda bulunduğunu görmek mümkün oluyor. 1657 seviyesine yükselmesiyle birlikte. Peki tahvil tarafında nasıl gelişmeler var? Ona da bir bakalım. 2 yıllık tahvillerde %4.50'lik gerileme, 5 yıllıklarda yine %4.5'luk bir gerileme dikkatleri çekerken 10 yıllıklarda ise neredeyse %3'e varan aşağı yönlü bir hareket görüyoruz ve burada tahvil piyasasında aşağı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor. Peki şimdi bir de emtia tarafına bakalım. Emtia tarafında gram altınla başlayacağız. Gram altın tarafında aslında son dönemde bir miktar spot altında gerileme olmuştu. Ancak biz haftayı 10.000'de 5'lik çok sınırlı bir yükselişle 458 lira 72 kuruştan tamamladık gibi duruyor. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bakalım bugün yeni haftaya başlarken spot altın nasıl yön verecek piyasalara buna da bakacağız. Ons altın dediğimiz zaman acaba oradaki performans nasıl? Yine çok sınırlı, çok yatay bir tablo karşımıza çıkıyor ve 10.000'de 3'lük yukarı yönlü hareketle 1862 seviyesini görmek mümkün oluyor. 1866 seviyesi yukarıda gördüğümüz en tepe noktaydı aslında. Bakalım neler olacak bugün içerisinde. Tabii hafta içerisinde takip edeceğimiz verileri de az sonra bakacağız. Onlara göre şekillenecek hem iç hem de dış piyasalar. Emtia tarafından petrolle devam ediyoruz şimdi. Petrol tarafında da son dönemde oynaklık devam ediyor. %0.67'lik gerilemeyle yeniden Brent Amerikan Petrol WTI 40 doların altında ve 39 dolar 98 sent seviyesi karşımıza çıkıyor. Bir de Brent petrole bakalım son olarak. Brent petrolde de orada da yine %0.66'lık bir düşüş dikkatleri çekerken 42 dolar 13 sent seviyelerini görmek mümkün oluyor. Tabii borsalarda önemli, hatta şu anda Asya'da hala işlemler devam ediyor. Oraya da ilişkin son gelişmeleri az sonra Çin'e giderek alacağız ama bir bakalım küresel çapta borsalarda, hisse piyasalarında nasıl gelişmeler dikkatleri çekiyor. Öncelikle bir Amerika borsalarına bakalım. Amerika'da vadeliler aslında Dow Jones'ta şu an herhangi bir değişiklik olmayacak gibi beklenirken Nasdaq'ta hafta olumlu tamamlanmış gibi duruyor. %2.27'lik yükselişle teknoloji endeksli Nasdaq'ta 11 bin puan üzerinde bir seviye karşımıza çıktı. S&P 500'de %1.51 değer kazanarak haftayı kapattı. Ama Eylül'ün geneline baktığımız zaman ABD borsaları için aslında klasik bir Eylül satışı söyleniyor. Dolayısıyla işte bu hafta yaşanacak iki önemli gelişme ABD tarafında. Bunlardan bir tanesi de yarın takip edeceğimiz, Salı günü izleyeceğimiz ABD Başkanı Donald Trump ve onun rakibi Joe Biden'ın aslında yapacağı, karşı karşıya geleceği münazara olacak. Oradan çıkan mesajlar epey önemli olacak. Ve bunun yanı sıra bir yandan da Amerika tarafında cuma günü tarım dışı istihdam verileri yakından izlenecek. Bakalım oradaki seviyeler nasıl bir tabloyu beraberinde getirecek. Aslında Mayıs ayından başlayarak Mayıs, Haziran, Temmuz derken, Ağustos derken burada olumlu seviyeler gözlemlenmişti. Ancak bu ayki tabloda 920 bin kişilik bir artış beklenirken, işsizliğin de %8.2'ye gerilemesi beklenirken aslında burada biraz daha beklentilerin bozulmasını da bekliyor bazı analistler, uzmanlar. Ve şimdi de bakalım diğer endekslerde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. Şu Asya diyelim ki Asya'da şu anda hala kapanış gerçekleşmedi bu saatler itibariyle. Ve Çin tarafında %0.12'lik gerileme devam ederken şu an itibariyle Japonya tarafında, Hindistan'da ve Güney Kore'de biraz daha yeşil alımlar, yeşil taraftaki hareketler dikkatleri çekiyor. Hong Kong tarafında ise %0.49'luk aşağı yönlü bir hareket var. Yani Çin ve Hong Kong şu an itibariyle biraz daha düşüş içerisinde. Son olarak cuma günü Avrupa nasıl bir kapanış yaptı?
Ona göz atalım. Londra tarafında yukarı yönlü hareket gözlemlenirken Frankfurt, Paris ve Madrid'de biraz daha satışla hafta bitti. Bakalım yeni haftada nasıl gelişmeler olacak. Tabii bu gelişmeler ışığında biz bu hafta hangi önemli başlıkları takip edeceğiz ona da bir göz atalım. Aslında haftalık takvime baktığımız zaman epey önemli bir haftayı izleyeceğiz. Şöyle bir veri takvimine bakınca pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması bekleniyor. Oradan verilecek mesajlar önemli. Neden? Çünkü son toplantıda aslında biraz daha farklı bir beklenti vardı. Ancak gerçekleşmeyince piyasalarda moral bozukluğu yaşandı. Dolayısıyla burada biraz sözel yönlendirmede farklılık bekleniyor ECB'den. Ve aynı zamanda Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi yakından izlenecek. ABD verilerini Fed'in politikaları açısından çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Salı gününe geçelim. Yarın hangi gelişmeler izlenecek? Türkiye'de içeride ekonomik güven endeksini takip edeceğiz. Euro bölgesinden tüketici güven endeksi gelecek. Bankacılık sektörüne ilişkin net kar zarar oranları açıklanacak. Almanya'dan enflasyon verisi yine izlenecek önemli veriler arasında yer alırken Amerika'dansa tüketici güvenini takip edeceğiz. Bu da aslında enflasyonu anlayabilmemiz için, oradaki seyri anlayabilmemiz için ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın dikkat çektiği üzere işte insanların biraz daha eskisi gibi alışveriş yapabilmesi için buradaki gelişmelere bakarken tüketici güvenini de çok yakından takip ettiğimiz bir gelişme. Vakalar sona ermeden, Covid-19 kontrol altına alınmadan aslında Fed Başkanı tüketici güveninde tam olarak bir iyileşme beklemediğini vurguluyor son toplantılarda. Japonya'dan da yine enflasyon verisi izlenecek ki o da epey önemli. Çünkü artık orada yeni bir devir başladı bilindiği gibi. Shinzo Abe ki Abenomics'i getiren isim burada veda etti. Yenine gelecek yeni başbakan acaba ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidecek mi? Enflasyonu toparlayabilecek mi yukarı yönlü olarak bunları izleyeceğiz. Geçelim şimdi haftanın ortasına, çarşamba gününe bakalım. Japonya'dan sanayi üretimiyle güne başlayacağız. Çin'den imalat PMI verisi gelecek. İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edilecek. Fransa'da ise yine enflasyon verisini izliyor olacağız. İçeride biz dış ticaret verisini takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bugünün ardından çarşamba gününde yeniden bir konuşma yapacak ve Amerika'da da bekleyen konut satışları yine saatler 15.30 gösterdiğinde takip edeceğimiz ABD verileri arasında yer alacak. Ve geçelim şimdi perşembe gününe. İSO imalat PMI verisi içeride takip edeceğimiz önemli bir veri olurken Euro bölgesinden imalat PMI verisi de izlenecek. Yine Euro bölgesinden işsizlik rakamlarını takip ediyor olacağız. Ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantı özeti. Toplantıdan bir hafta sonra yayımlanacak. Ve bu çok önemli aslında çünkü uzmanlar, analistler biraz da böyle satır aralarını okumaya çalışacak. Ve çünkü 200 bas puanlık çok sürpriz bir faiz artırımına gitmişti Merkez Bankası. Ve %10,25'e yükseltmişti faiz oranını. Amerika'da da her perşembe takip ettiğimiz haftalık işsizlik maaşı başvurularını izliyor olacağız. Bakalım neler olacak. Ve gelelim haftanın son gününe. O da işte Amerika'da az önce de vurguladığımız tarım dışı istihdam verisi. Belki de o günün en önemli verilerinden bir tanesi olacak. İşsizlikte %8,4'ten %8,2'ye bir gerileme var. Gerileme bekleniyor ve 920 bin kişilikte bir istihdam artışı bekleniyor. Bakalım saatler Cuma günü 15.30 gösterdiğinde nasıl bir veriyle karşılaşacağız. Japonya'dan işsizlik rakamlarını izlerken bir yandan da Amerika'dan fabrika siparişleri ve ABD'den yine tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. Bunları yakından takip ediyoruz ve tabii bu veri takvimini aktardıktan sonra yeni haftada neler izleyeceğiz onları aktardıktan sonra şimdi de piyasalarda aslında dünya gündemi diyelim bakalım hangi gelişmeler yakından takip edilecek dünya gündemi dediğimiz zaman. Aslında pek çok önemli gelişmeyi yakından izleyeceğiz. Çin'de sanayi şirketlerinin örneğin karı dün açıklanan bir veri %19,1 artış kaydetti ve biz şimdi bu konuyla ilgili olarak hem bu veriye dair detayları hem de bir yandan tabii ki Çin'deki, Asya'daki diğer gelişmeleri almak üzere Çin'e uzanacağız. Ve Sadi Kaymaz bizimle birlikte. Sadi Bey hoş geldiniz diyeyim yayınımıza ve sözü hemen size bırakayım ben. Nasıl yorumlanıyor Çin'den gelen son veriler ve tabii ki Asya'daki diğer gelişmeler?
Evet Reyhan, öncelikle hayırlı olsun. Dileyim hepinize, bütün Apara ailesine, hepimize diyeyim. Onun haricinde tabii sen sanayiden başladın, ben de hemen oradan devam edeyim. Şimdi evvela şunu söylemek lazım, yine hep söylüyoruz. Çin'de tüketim ve sanayi ayrıştı. Şöyle ayrıştı: tüketim her ne kadar salgın kontrolü altına alınmış olsa bile bir türlü istenen düzeye gelemedi, ama sanayi tarafına baktığımız zaman, üretim tarafına baktığımız zaman tam tersi bir tablo var. Hatta hafif ısınmadan bile bahsedenler var. Çünkü Covid öncesi dönemi buldu. Hatta daha da hızlı büyümeler görülüyor sanayi üretiminde. Şimdi bunu anlattım. Neden anlattım? Sanayi karlarında, sen de söyledin, %19.1'lik geçen ay bir muazzam yükseliş kaydedildi. Onun öncesindeki ayda zaten 19.8'de, o da son 2 yılın en hızlı kar genişlemesi. Dolayısıyla bunun ardında sanayi var. Tabi sanayi derken de karlılığa baktığımız zaman başka bazı yan etkenler de etkili oldu. Örneğin emtia fiyatları toparlandı, deflasyonist baskılar azaldı. Yine fabrika kapısı çıkış fiyatları dediğimiz genel olarak üretici fiyatlarında da artışlar var. Dolayısıyla bu karlılıkta toptan bir yükselişe yol açtı. Onun haricinde burada bu sabah tabii özellikle piyasalar açısından baktığımızda Çin borsası arttı, ama onun özelinde bir şirket çok tabii konuşuluyor. Bütün gözler Çin'in en büyük çip üreticisinde, çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım listesine alındı. SMIC diyeyim ben, SMIC olarak da bahsediliyor genel olarak. Çin'in aslında çipte hep konuşuyoruz seninle, dışa bağımlı yerleşmek istiyor, millileşmek istiyor. Bu anlamda da çok çalışıyor. İşte orada Amiral Gemisi diyebileceğimiz şirketi, en büyük çip üreticisi SMIC'ydi. Dolayısıyla yaptırım listesine girdi. Ama şöyle bir şey var tabii, kötü haberler borsada Çin yatırımcılar tarafından iyi de algılanıyor. Neden iyi algılanıyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu taziki ya da bu taarruzu, bu teknoloji cephesinde attığı atışlar Çin'de yerleşme ve millileşme hareketini daha da hızlandıralım şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla çip endüstrisi özellikle daha fazla, kesinlikle daha fazla dikkat çekecek burada. Daha fazla sermaye alacak, ki zaten çok alıyordu, ama Çin bu konuya daha çok odaklanacak. Dolayısıyla yatırımcılar daha çok bu açıdan görüyor. Ama tabii SMIC hisseleri ağır kayıplarda, özellikle Hong Kong'daki yerde istilem, Şangay'da hem Hong Kong'da. Hong Kong'da sabah saatlerinde %10'u bulmuştu. Şangay'da %5-6 civarında. Onun haricinde dediğim gibi Asya'da bir taraftan da tabii Biden-Trump atışması bekleniyor diyeyim. Ben atışma olarak ifade edeyim sana. Yine sen de az önce belirttin, ekonomik veri takvimi açısından yoğun sayılacak bir hafta. Yatırımcılar da Asya'da daha çok işi bu tarafından görüyorlar Reyhan. Evet, çok teşekkürler. Bir de aslında şunu da sormak istiyorum. Hani bu çip gelişmeleri dediğiniz zaman ABD ile o Çin arasında süre gelen ticari savaşı, ki artık böyle yeni soğuk savaş diye adlandırmaya da başladık. Onu yakından izliyoruz, ama bir yandan da işte ABD Başkanı Donald Trump Çin'i bir seçim malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor. İşte Çin virüsü diyor ısrarla. Şunu da merak ediyorum. Hani bundan birkaç ay oldu sizinle konuşalı en son. Nasıl bir kontrol altına alınması, sanıyorum ki hani diğer ülkelere kıyasla biraz daha kolay oldu. Son gelişmeler nasıl, koronavirüse ilişkin? Yani tamamen bitti ve hayat normale döndü diyebilir miyiz Çin'de? Şimdi virüs tamamen bitti mi? En azından bugün açısından sorarsan tek tük vakalar hala çıkıyor, ama genel özellikle son özür dilerim Reyhan, son bir aya baktığımız zaman çoğu gün %90 diyelim sıfır vakayla geçti. Şimdi çok merak ediliyor bu konuda, ben de eminim senin de merakını birazcık gidireyim. Şimdi bir defa Çin sınırları, sınır kapılarını büyük oranda kapattı. Çinlilerin gelişine bile çok kısıtlı sayıda uçak izni verdiği için kısıtlama getirdi. Yabancıların girişine ise izin vermiyor. Dolayısıyla ben çıksam tekrar giremeyeceğim. Dolayısıyla biraz böyle kurtarılmış bir aday yaratmış oldu. İçeride de tabii ki zaten biliyorsun çok sıkı önlemleri var. O sıkı önlemler etki gösteriyor ve tabii özür dilerim tekrar Reyhan, ben de yine hastalıktan çıktım. Dolayısıyla içeride de çok sıkı izolasyon ve karantina önlemleri uyguluyor ve örneğin Wuhan'da gördük, yine Pekin'de gördük. Bütün şehre neredeyse PCR testleri yapıyor ve vakaları buluyor, hemen ayrıştırıyor, tedavi ediyor. Dolayısıyla bunu da hala devam ettiriyor. Hayat normale döndü mü? Büyük oranda döndü, ama tabii önlemler hala devam ediyor diyeyim Reyhan.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sadık Aymaz, geçmiş olsun diyelim. Yarın sabah yine görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, böylelikle Çin'den aslında son gelişmeleri alma fırsatını yakaladık. Şimdi ise dünya gündemiyle devam edelim. Bakalım başka hangi gelişmeler yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, yabancı öğrencilere vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor. Zaten ABD Başkanı'nın bu tarzda adımları çok yakından takip ediliyor ama bazı uzmanlara göre aslında bu gibi benzer adımlar biraz da seçim malzemesi olarak ABD Başkanı tarafından kullanılıyor. Bakalım neler olacak. Ve Azerbaycan'la Ermenistan hattında maalesef gerilim yaşanıyor. O konuyla ilgili son gelişmelere baktığımız zaman Azerbaycan'da bir savaş hali ilan edildi ve bununla alakalı olarak da tabii ki bütün dünyada ayaklanmış durumda. Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam ediyor ve buradaki gelişmelerde, sıcak gelişmelerde çok yakından takip ediliyor Karabağ özelinde. Ve geçelim şimdi, 46 ülke borçlarının ötelenmesini istedi. Bu da önemli bir başlık. G20 ülkeleri ve Paris grubu tarafından kabul edilen borç geri ödeme erteleme girişimi. Hatırlayacaksınız, pandeminin ilk sürecinde bu gündeme getirilmişti ve 30'u Afrika'dan olmak üzere 46 ülke böyle bir talepte bulundu. Ve bakalım, dünya genelinde koronavirüs maalesef vaka sayısı 33 milyonu aştı. Ve dün akşam saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara göre de maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. İlk zamanlarda çıktığında SARS virüsüyle bunu karşılaştırıyorduk ve dünyada sadece 8 bin kişi SARS'tan etkilenmişti. Benzer diyorduk ama gelinen nokta gerçekten çarpıcı. Ve son maddeye bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden yine bir açıklama var. Aşı bulunana kadar koronavirüs ölümleri 2 milyona ulaşabilir beklentilerini paylaşmışlar. Ve işte dün gece itibariyle 1 milyon zaten maalesef aşıldı. Aşıyla alakalı da yakından gelişmeler takip ediliyor. Biz de bunları aktarmaya devam edeceğiz. Ve şimdi bu konuyla ilgili olarak koronavirüse dair son gelişmelerde neler var onu izleyelim. Sonrasında devam ediyoruz. Covid-19 salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Toplam vakaların 33 milyonu aştığı salgında virüs kaynaklı ölümler 1 milyona yaklaştı. Pandeminin merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısı 7,3 milyona dayandı. Son 24 saatte 44 bine yakın vaka tespit edilen ülkede virüs kaynaklı 737 ölüm kaydedildi. Toplam ölümler ise 209 bini geçti. Salgının en sert vurduğu ikinci ülke Hindistan'da da bilanço ağırlaşıyor. Geniş çaplı karantina önlemlerinin uygulandığı ülkede toplam vaka sayısı 5,9 milyonu, can kayıpları ise 88 bini aşmış durumda. Salgından en kötü etkilenen üçüncü ülke ise Brezilya. Son 24 saatte 25 binden fazla vaka tespit edilen ülkede salgın tehdidi ciddiyetini koruyor. Virüse bağlı ölümlerin 141 bini aştığı Brezilya, salgına karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Ve şimdi çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Yeni evimizde ilk konuğumuz diyelim ve ekonomist Yeliz Karabulut bizimle birlikte. Yeliz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok sağ olun, kırmadınız bizi bu saatte. Buralara kadar geldiniz. Heyecanlıyız biz de, bu heyecanımızı paylaştığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben de heyecanlandım gerçekten. Burada olmak, ilk yayını sizlerle paylaşmak gerçekten çok onur verici. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Şimdi hani biz en son ekranlara koronavirüsle ilgili gelişmeleri taşıdık. Ve hani bakınca sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Yani gelinen nokta açısından küresel piyasalarla küresel ekonomi arasında ciddi anlamda bir uçurum oluşmuş durumda. Ve maalesef daha önceden süre gelen o eşitsizliğin daha fazla artacağına dair beklentiler de paylaşılıyor. Ne dersiniz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu süreci? Hem piyasa hem de küresel piyasa ve küresel ekonomi açısından.
Yani finansal piyasalar çok farklı çalışıyor. Finansal piyasalar daha çok beklentileri fiyatlama eğiliminin olduğunu görüyoruz. Yani öncü göstergelerde biliyorsunuz ki V şeklinde toparlanmalar varken bunun ilk işaretlerini aldığımız ya da dibi gördüğümüz noktada finansal piyasalarda zaten özellikle borsada yükseliş hareketlerinin olduğunu görmüştük. Bundan sonraki süreçte ise ben özellikle ekonomilerde toparlanma eğiliminin devam edeceğini, yani reel ekonomilerde de bunun yani öncü gösterdikleri hareketlerin ekonomilerde de karşılık bulacağını, eşitsizlik zaten geçtiğimiz 20 senenin konusu ve ben uzun süre zaten bunu konuşacağımızı düşünüyorum. Ama bu pandemi etkisini açıkça söylemek gerekirse ben 3 ay kadar daha süre veriyorum. Ondan sonrasında ise kademeli olarak ciddi anlamda toparlanma dünya ekonomisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz böyle hani alışmışlıkla mı alakalı olacak sizce, yoksa hani aşı bulunacak ve hani öyle bir hayatta bir değişiklik mi olacak? Çünkü aşıya da çok mu anlam yüklüyor acaba küresel piyasalar? O da başka bir soru işareti. Aşıya çok anlam yükleniyor. Şöyle, çünkü şöyle, ilk etapta hiç bilmediğimiz bir konu önümüzdeydi. Neydi? 100 senedir neredeyse böyle bir pandemi görülmemişti ve bu kadar ekonomilerin, global ekonominin bütün ülkelerin birbirine bağlı bir olduğu bir dönem ya da bu kadar para bolluğunun olduğu bir dönem de görülmemişti. O yüzden her şey çok yeniydi. Ama bundan sonraki süreçte biz ilk dalgayı gördük. İkinci dalga gelse de ki konuşuluyor bazı ülkelerde tekrardan vaka sayılarında artış olsa da ekonomiler bundan sonra kapanmayacak. Bu da tabii ki ekonomik anlamda tabii ki törpülenmeler zaman zaman olacak, yataylaşma süreci özellikle toparlanmadan sonra. Ama geçtiğimiz dönemdeki gibi, Mart dönemi gibi bir hareket görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Aşı etkisi de daha çok psikolojik etki olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani burada ben asıl aşı gibi etki yapacak daha çok izolasyon dediğim, yani insanların maske ya da sosyal mesafe, kendisini koruyarak bunu aşabileceğini düşünüyorum. Zaten bir iki haftalık periyotta da baktığımız noktada bizde de tekrardan vaka sayılarında artış söz konusuydu biliyorsunuz bir süredir. Ama tabii ki özellikle insanlarda tekrardan bir tedirginlik başlamasıyla ben kademeli olarak ve kış aylarına girilmesiyle birlikte aşağı yönlü bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Yani ben aşıdan ziyade insanların daha çok kendilerini izole ederek ya da maske kullanarak bu durumu bertaraf edebileceğini düşünüyorum. Ama Mart ayı gibi de bir ekonomik durumda açıkça söylemek gerekirse ben bundan sonraki süreçte beklemiyorum. Evet, bakalım neler olacak. Şimdi gelelim bu haftaya. Bu hafta böyle önemli veriler izlenecek hem içeride hem de dışarıda. Önce bir dışarıyla başlayalım dilerseniz. İşte Salı günü ABD'de o başkan adayı ve başkan arasındaki münazarayı izleyeceğiz. Beklenti oradan hani bir favori çıkarsa, ki bu favori Trump olursa piyasalar olumlu fiyatlanır. Biden olursa hani biraz böyle vergileri artırır, regülasyonu fazlalaştırır diye biraz böyle piyasalar sanıyorum Biden isminden korkuyor. Bir de Cuma günü tarım işi istihdam verisi var. Doların seyri küresel piyasalarda hani bu açıdan ve tabii küresel piyasaların seyri açısından nasıl gelişmeler sizce ve siz neler bekliyorsunuz? ABD seçimleri oldukça önemli. Özellikle Trump'ın ilk iş başına geldikten sonraki en çok konuşulan konu Trump'ın gelmesi. Aman ekonomi, daha doğrusu borsalar ciddi anlamda düşecek şeklinde biliyorsunuz ki beklentiler vardı. İlk gün düştü, sonrasındaki hareket oldukça yukarı yönlüydü. Ben Biden konusunda da açıkça söylemek gerekirse daha olumlu taraftayım. Yani tabii ki orada özellikle sanayi tarafında baskı olsa da genel itibariyle baktığımız zaman hem ABD ekonomisi hem de dünya ekonomisi için ben oldukça olumlu bir sürecin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir volatilite yarattı Trump. Yani her gün bir tweet'te başka bir dünyaya uyanabiliyorduk. Evet. Ya da bir savaş ya da ABD-Çin gerilimini ya da ABD-Avrupa gerilimi ya da teknoloji savaşlarıyla ilgili bir günü uyanabiliyorduk. Bu Biden dönemiyle ben tekrardan normal eski rutine, daha doğrusu dünyanın dönebileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki birazcık daha güven, daha belirli bir ortam yaratacağı için ben finansal piyasalar için daha olumlu bir sürecin başlayabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki ABD'deki yatırımcılar için de olumlu. Yani daha önünü görebilmek açısından baktığımız sürede tabii ki ABD politikalarını da değerlendirmek gerekiyor. Trump birazcık daha üslup itibariyle daha farklı bir yönetici, ama ben ABD politikalarının ise gerçek olduğunu düşünüyorum. Yani ABD-Çin arasındaki gerilim
değilim. Ben sadece Trump'la başladığını düşünmüyorum. Obama döneminde de vardı ama bu daha alt perdeden ya da ABD-Almanya gerilimiyle birazcık daha devam ediyordu. Bu Trump'ın gelmesiyle birlikte tweetlerle daha böyle ayyuka çıkan ya da üslup farklılığıyla daha insanların gözüne sokulan bir duruma dönüştü. Biden'la ben birazcık daha alt perdeden bu durumun devam edebileceğini düşünüyorum ama tabii ki birazcık daha güven yaratacağı için, daha öngörülebilir olacağı için ben daha olumlu bir sürecin başlayabileceğini düşünüyorum Biden'la birlikte. Evet, bakalım neler olacak. Son dönemde, ya geçtiğimiz haftaya bakınca şöyle bir doların bütün hem gelişmekte hem gelişen ülkeler para birimleri karşısında değer kazandığını gördük ve hani acaba bir düzeltme hareketi mi geliyor dedik ama biraz da sanıyorum ki bu kez hani güvenli liman olarak biraz vaka sayısındaki artış, işte o korku, endişe altına değil dolara olan seyri arttırdı. Siz bu hareketin devam etmesini bekliyor musunuz? O dolar endeksindeki Mart'ta, Nisan'da gördüğümüz belki 100 seviyelerinin üzeri olmasa dahi nasıl bir beklentiniz var? Özellikle de tabii açıklanacak veriler ışığında. Şimdi açıkçası ben dolar endeksindeki son hareketi, yani özellikle euro dolar hareketini biliyorsunuz ki 1.20'lere kadar bir yükseliş hareketi görmüştük. Pound'da da aynı benzer hareketler vardı. Dolar Japonya'nın da yine diğer para birimlerinde de vardı. Hepsine baktığımız noktada ise özellikle doların ben değer kazanması birazcık daha farklı bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Yani artık bu genişleyici politikalardan ben sonuna geldiğimizi, yani ABD'deki teşvik paketiyle, yani son konuşulan teşvik paketi sonrasında yeni bir destekleyici bir paketin geleceğini ben düşünmüyorum. Avrupa'da da bu son ama onun, yani kongrenin şu an üzerinde anlaşılmadığını geleceğini düşünüyor musunuz? Yoksa... Geleceğini düşünüyorum. Sonrasında, ama ondan sonrası zaten beklenti gerçek, biliyorsunuz ki önce öncül olarak beklentiler fiyatlanıyor. Bundan sonraki süreçte ise o paket değer gelirse bundan sonra ne olacak? Bekle ve gör politikası izlenecek. Bu da tabii ki daha şahin bir görüntü sergileyeceği için dolarda daha fazla bir değer kazancına neden olabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan ise beklentimiz zaten ikinci bir dalga ya da pandemide vaka sayıları artsa bile ekonomiler kapanmayacak. Yani reel ekonomilerde işler tekrardan devam edecek. Maskeyle ya da izolasyonla bir şekilde devam ettirilecek diye düşünüyorum. Bu da tabii ki özellikle dolardaki hareketin pozitif olmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan ise Biden'ın gelmesiyle birlikte, her ne kadar Trump'ın gelmesi sanki dolarda birazcık daha pozitif eğilim yaratsa da öncekiyle ve sonrası, yani Trump öncesindeki harekete baktığımız zaman dolar daha fazla kuvvetliydi. Trump hareketi ise, Trump'ın gelmesiyle ABD için gerilimi dolar aleyhine çalışmış gibi gözüküyor. Bence ABD seçimleri de dolar endeksinin seyrini belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki süreçte ben tekrardan 100'ün üzerinde bir dolar endeksi beklenebilir. Bir de dünya ekonomisinin tekrardan toparlanma süreci. İkinci çeyrek verileri geldikten sonra üçüncü çeyrek verilerini alacak. Ben orada beklentinin üzerinde olumlu bir seyrin gelebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan ise burada tekrardan 2021 yılına yönelik beklentiler tekrardan konuşulmaya başlanacak. Daha doğrusu projeksiyonlar yayınlanmaya başlayacak. Bunların da satın alınması muhtemelen başlayacaktır diye düşünüyorum. Yine Powell'ın konuşmaları vardı, Lagarde'ın konuşmaları vardı. Burada sanki teşviklerden, yeni teşviklerden, tabii ki genel itibariyle fix cümleleri var. Gerektiği takdirde biz ekonomiye destek vereceğiz şeklinde açıklamaları söz konusu. Fakat birazcık daha genişleyici politikada imtina eder bir görüntü de söz konusu. Bu da tabii ki sanki dolar endeksini pozitif etkileyecek bir seyir başlamış gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama piyasalar hep böyle hani o... Her ne kadar biz buradayız ve devam edebilir mesajı verse de piyasalar bununla memnun olmuyor. Hep daha fazlasını, hep daha fazlasını istiyor. Bakalım ne olacak? Bunları yakından izleyeceğiz ama biraz da içeriye bakalım. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası çok sürpriz bir şekilde faizleri 200 bas puan arttırdı, politika faizini, ve %10.25'e yükseltmiş oldu. Şöyle bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi hani bütün bu küresel çapta hani biraz ortamı değerlendirdik. Bir de içeriye baktığımız zaman... Sizce hani Merkez Bankası'nın bu adımıyla başlayalım, doğru bir hamle miydi? Nasıl bir hamle olarak değerlendirdiniz?
Çok doğru bir hamle, yerinde bir hamle diyebilirim. Hatta ben geçtiğimiz aydaki konuşmalarımda faiz artırımı gelebileceğini düşünüyordum ama tabii ki 7-8 aylık periyot, 7-8 senelik periyotta baktığımız noktada ise Merkez Bankası genelde çok böyle volatil hareketler ya da kurlarda gerçekten ciddi hareketlerin olmasıyla birlikte genelde 500 ile 650 bas puan arasında faiz artırımları yapıyordu. Bu da tabii ki açıkça söylemek gerekirse şu anki yavaş yavaş yani en azından 200 bas puanlık bir artırım yapması bile politika değişikliği olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Ben ciddi bir politika değişikliği görüyorum özellikle Merkez Bankası. Metinlerinde de zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Daha çok daha farklı küresel piyasalara değinen enflasyondaki seyri daha ön plana çıkartan bir durum da söz konusu. Bu da ben bundan sonraki süreçte TL'yi satacak yatırımcıların özellikle küresel piyasalarda bundan sonraki süreçte iki defa düşüneceğini düşünüyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse özellikle TL konusunda satış konusunda özellikle birazcık daha temkinli olacaklarını düşünüyorum. Ben biraz özellikle Merkez Bankası'nın aldığı kararların piyasaya özellikle TL'ye her ne kadar dolar TL'de 2.67'ler 7.67'ler seviyelerinde olsak da dolar endeksindeki geçtiğimiz haftadaki ciddi bir rally hareketi gördük. Ona rağmen bu seviyelerde duruyoruz. Güven yaratılmış gibi gözükmekte şu anki durum. Bundan sonraki süreçte ise Merkez Bankası'nın vereceği mesaj şu olmalı diye ben düşünüyorum. Gerektiği takdirde tekrardan faiz artırımı ile birlikte tekrardan piyasalara müdahale edebileceğini, yan taraflarda zaten yan kollarla müdahalesinin olduğunu görüyoruz ama sözlü olarak da bunu da ifade ederse özellikle Merkez Bankası'nın TL tarafındaki hareketin birazcık daha kontrolünü sağlanabileceğini, daha fazla güven yaratılacağını düşünüyorum. Evet, yani bazı uzmanlara, analistlere göre aslında yani şöyle de bir görüş vardı. Erken adım atılmış bir adım olarak da nitelendirildi. Çünkü işte hani ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Ama tabii ki en azından hani şu seviyelere de baktığımız zaman TL varlıkların geçtiğimiz perşembeden beri olumlu seyrettiğini görmek mümkün oluyor. Borsa da yine hani küresel çapta düşüş varken biz mesela perşembe günü olumlu bir seviyeden günü tamamlamıştık. Keza cuma günü de öyle. Kapanış rakamına şöyle bir hatırlarsak 1124 seviyesinden haftayı tamamladık. %0.41'lik yükselişle. Yanılmıyorsam bankacılık endeksi orada biraz hani bu yükselişe öncülük etti ki son dönemde bankacılık epey hani düşük olarak tabir ediliyordu. Nasıl bir görüş var sizce? Yani borsa tarafındaki beklentilere, seviyelere baktığımız zaman orada önümüzdeki kısa vadede neler bekliyoruz? Aslında güven olarak dediğim nokta şu. Normalde faiz artırımlar borsalara negatif yansıması gereken bir süreçtir. Hı hı. Fakat özellikle Merkez Bankası'nın attığı adımla birlikte bir güven ortamı yaratıldığı için gördüğümüz için burada özellikle bankalar tarafında pozitif bir eğilim gördük. Diğer taraftan ise genelde faizlerin yükselmesi yani halk arasında sanki faizlerin yükselmesi bankaların daha fazla kar açıklayacakmış gibi bir intiba görülse de aslında bunun tam tersidir. Yani faizler düştükçe bankaların kar daha fazla artar. Tam negatif etkilemesi gereken bir süreç güven yaratıldığı için Merkez Bankası'nda politika değişikliği olduğu için bankalarda pozitif bir yansıma gördük. Bunu da borsada da karşılığını, TL'de karşılığını yine aynı şekilde tahvil faizlerinde de ufak da olsa bir geri çekilmenin olduğunu gördük. Borsada ise ben özellikle bundan sonraki süreçte bankalar nezdinde aktif rasyo ile ilgili atılabilecek adımları da açıkçası söylemek gerekirse bekliyoruz. Orada da bir hareket eğer gelirse, bir açıklama gelirse ya yumuşatılma ya da tamamıyla kaldırılması gibi bankalar tarafında ciddi bir aksiyon da yaratılabilir, görebiliriz diye düşünüyorum. 1110 seviyesi önemli bir destek noktası. Hı hı. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde de görmemiz halinde ben tekrardan 1130 seviyesi 1160 seviyesine kadar bir yükseliş hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki özellikle geçtiğimiz hafta oldukça önemliydi. BDDK kararı, Merkez Bankası'nın kararı bu kadar jeopolitik risklere rağmen güzel açıklamalardı. Dediğim gibi aktif rasyo ile ilgili ya da jeopolitik olarak birazcık daha gündem yumuşarsa ben özellikle borsanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada küresel piyasalar da belirleyici olacak. Bizde özellikle Perşembe, Cuma günü
hani olumlu bir seyir varken Avrupa'da ve Amerika'da aslında satış baskısının ciddi satışların olduğunu gördük. Hatta gün içerisinde pozitiflik oldukça yüksekti Cuma günü. Fakat Avrupa'daki satışlar oldukça yoğun olduğu için biz gün sonunda törpülemek zorunda kaldı. Ama sanki borsadaki hareket birazcık daha pozitif olacakmış gibi gözüküyor bundan sonraki süreçte. Evet, hem dış hem de iç dinamiklerle aslında fiyatlamaları takip ettik. Bu da tabii ki önemli. Bir de hani dediniz ya, küresel çapta böyle biraz daha hani kan kayıpları vardı, kırmızı tablolar, sert satışlar gördük. Son olarak belki onu sorabilirim. Yani oradaki beklentilere dair hani biraz daha böyle Amerika'ya özelinde konuştuk ama diğer tarafta şimdi Avrupa dediğimiz zaman oradaki piyasalar da aslında ECB'den biraz daha fazla bir adım bekliyordu son toplantıda. Ki bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması olacak, keza çarşamba günü de öyle. Oradan neler bekliyoruz ki hani tek tük sizin de söylediğiniz gibi daha önce bir hani ikinci dalga mesajları da gelmeye başladı belli ülkelerden. Şimdi özellikle ben son konuşmalar önemliydi. Powell ve Lagarde parasal genişleme konusunda imtina ettiler. Tabii ki burada birazcık daha sanki şahin bir görüntü sergilendiğini düşünüyorum. Yine Lagarde'ın konuşmasında ise Almanya'daki yani arizi nedenlerle enflasyonda bir düşüş seyrinin son zamanda olduğunu söylediler. Bu hafta oldukça kritik. Yani hem Avrupa'da hem de Amerika'da enflasyon verisi, ABD'de istihdam verileri de açıklanacak. Burada enflasyonda eğer kısmi kıpırdanma olması halinde ki ABD tarafında özellikle son iki aydır gelen veriler oldukça pozitif olarak değerlendiriliyor ki Powell'ın açıklamaları biliyorsunuz ki %2'nin üzerine çıksa da enflasyon bir sıkılaştırma itibariyle birazcık daha toleransın yüksek olabileceğini söylemişti. Burada ben bu haftanın oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Yani orada enflasyon tarafında hareket pozitif olursa ve Avrupa tarafında da kısmi bir toparlanma görmemiz halinde ise orada da özellikle merkez bankalar nezdinde politika değişikliğinin olabileceğini düşünüyorum. Oldukça açıkça söylemek gerekirse kritik bir süreçten geçiyoruz. Ben bundan sonraki süreçte birazcık daha bekle ve gör politikasının izleneceğini düşünüyorum merkez bankalarında. Evet. Genişleyici politikaların bir süre rafa kaldırılabileceğini düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben İliş teşekkür Karabulut, ayağınıza sağlık diyelim. Ve verdiğiniz mesajlar, beklentilerinizi paylaştığınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, böylelikle stüdyo konuğumuzun ardından şimdi bir haber paylaşacağız. Enteresan bir haber aslında. ABD'de astronotlar uzaydan oy kullanabilecek. Bununla ilgili detayları izleyelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'daki başkanlık seçimine hazırlanıyor. Amerikalı astronot Kate Rubins, Ekim ayı ortasında iki kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Ancak bu durum onun oy kullanmasına engel olmayacak. Astronot Rubins, Amerika'nın yeni başkanını seçmek üzere oyunu uzaydan verecek. Rubins bu şekilde Amerikalıları da oy kullanmaya teşvik edeceğini söylüyor. Demokrasimizde katılım son derece önemli diyen astronot, uzaydan oy kullanmanın büyük bir onur olduğunu da sözlerine ekledi. Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Texas eyaleti uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor. Evet, enteresan bir gelişme. Ta oradan uzaydan oy kullanabilecek astronotlar. Aslında bu konu epey tartışmalıydı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü hatırlayacaksınız, mail yoluyla yani posta yoluyla orada oy kullanmak da mümkün oluyor. Ve işte ABD Başkanı Donald Trump son dönemde özellikle koronavirüs döneminde, pandemi döneminde bu şekilde oy kullananların oranında bir artış olunca seçimlere hile karışabilir demişti. Ve şimdi işte bununla ilgili gelişmeleri, tartışmaları çok yakından izlerken aslında bütün bu gelişmelerin sonucunda da oy verme süreci tamamlanmış olsa da 3 Kasım'da ABD başkanlık seçimleri gerçekleşmiş olsa da sonucun açıklanmasının 1-2 ay kadar ertelenebileceği de bazı uzmanlar tarafından paylaşılıyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu şekilde bir söylemi oldu. Bakalım ne olacak ama işte kilometrelerce uzaktan
uzaydan oy kullanma sürecini de takip edeceğiz. Başkanlık seçimine az bir süre kaldı tabii. 3 Kasım'da gerçekleşecek ve işte Salı günü takip edeceğimiz münazara, yani Demokrat aday Joe Biden'la hali hazırda ABD Başkanı olan Donald Trump'ın o işte karşı karşıya gelmesi yakından takip edilecek ve bu da piyasaları etkileyecek en önemli gelişme olarak karşımıza çıkması bekleniyor küresel çapta. Ve bu notu da aktardıktan sonra bugünlük programımızı noktalayalım. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeni konularla, yeni piyasa hareketleriyle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.